TSKB var. TSKB'de neredeyse bayramdan sonraki günden beri sürekli yükselen bir hisse. Burada önemli direnç noktalarına geldi. Şu bölgede bir operasyon görmüştük biz. Neredeyse onun zirvesine gelecek artık. Kısa vadede önemli direnci 2.40'lar, sonrasında da zirveleri neresi? 2.70 ve 2.80 civarı. Eğer burayı aşabiliyorsak, 2.47'ler civarını aşabiliyorsak yukarı doğru, yeni zirveye doğru hareket bekleriz. Ama burada tıkanma olursa, fiyatta bu bölgede 2.42-2.47 bölgesinde tıkanma olursa, burada da düzeltme beklemekte. Fiyatın yeniden aşağı yukarı 2.20-2 aralığına doğru bir düzeltme yapmasını beklemekte fayda olur. Peki, Çimsa var. Çimsa diğerlerine nispeten bu yükselişini, son dönem yükselişini biraz daha hacimli yapmış. Ama hacim satışta daha çok artmış. Şu ikili tepeyi görüyoruz burada. Eğer yeniden yukarı döner de 38-20'lerin üzerinde kapanış yapamazsa bir miktar dikkat edelim. Ama 38-20'ler üzerinde, yine günlük diye günlük baktığımız için günlük söylüyorum, günlük kapanış almaya başlarsak Çimsa'da zirve hareketi görebiliriz. 39'lara, 40'lara doğru bir zirve hareketi görmemiz mümkün. Geri çekilmelerde nereye dikkat edelim? Aşağı yukarı bu bölge 35-70'ler. 35-70'ler üzerinde kalıp kalmayacağımıza dikkat edelim. Bu seviye üzerinde kalamıyorsak da geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz Çimsa tarafında da. Nereye kadar devam edebilir? Kısa vadede 34-40'lar civarı hedef olur burada da geri çekilmenin. Peki, son ise de global yatırım. Son günü ciddi satışla kapatmış. 3.22 üzerine atamazsa yeniden devamını bekleyebiliriz geri çekilmenin. Yani yukarı tarafta 3.22 önemli direnci olacak. Aralık verelim hatta. 3.22-3.30 bölgesi önemli direnci olacak yeniden tepki verirse. Bu seviye üzerine atamıyorsa hareketin nereye kadar? 2.90'lara kadar devam etmesi beklenir. 2.90 kırılmıyorsa, destek yapmaya devam ediyorsa yeniden yukarı doğru tepki denemelerine açık olur hisse. Bir arkadaşımızın hissesini daha soracağım Ali Bey. Çünkü Tamam. çok fazla hakikaten yazdığını gördüm. Ben not ettiğimi düşünüyordum ama not etmemişim. Gelecek Varlık Yönetimi AŞ. Emre Bey'in sorusu. Burada da son dönem yukarı kırmaya çalışmış aslında düşen trendini. Cuma günü de iyi yukarı hareketlenmiş ama gelen son satış dalgasından o da nasibini almış. Burada 12'ler üzerinde kalıyor mu kalamıyor mu ona bakalım. Eğer hatta 11.90 diyelim, biraz daha esnetelim aşağıya. Eğer 11.90'lar üzerinde kalabiliyorsak yeniden yukarı yönelir. Yukarıda da nereye dikkat edelim? 12.80'ler. 12.80'ler üzerinde fiyat görmediğimiz sürece testere hareketine döner. Aşağı yukarı marj yapar yine. Ama 12.80 üzerinde kapanış yapabilirse pozitif olarak düşünülebilir burada teknik açıdan. Peki.